Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün küme problemleri ve kartezyen çarpımıyla sizlerin karşısındayız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kolay soruyla olaya girelim. Küme problemleri arkadaşlar kolay soruyla girelim dedik ama küme problemlerinde her zaman ilk başta bizim bakacağımız şey soruda kesişimi vermiş mi? İster üçlü olsun ister ikili olsun önemli olan kesişim vermiş mi? İlk dikkat edeceğimiz şey bu. O zaman başlayalım. Kolay soru. Herkesin Ankara veya İzmir'i gördüğü 36 kişilik bir grupta Ankara'yı gören kişi sayısı İzmir'i gören kişi sayısının iki katıdır. Tamam aklımda. 6 kişi ise iki şehri de gördüğüne göre işte bingo. İkisini de görmüş. O zaman bu bir kesişimdir. Ankara'ya A dedim. İzmir'e İ dedim. Ne diyor? İkisi, 6 kişi Bunların ikisini de görmüş. O zaman 6 kişiyi yazdım arkadaşım. Ankara'yı sadece Ankara'yı görenlere A diyeyim. Sadece İzmir'i görenlere İ diyeyim. Şimdi şurada bana vereni bir kez daha okuyayım. Ne diyor? Ankara'yı gören kişi sayısı. Ankara'yı gören kişi sayısı. A artı A artı 6 eşittir. İzmir'i gören kişi sayısının İzmir'i gören kişi sayısının iki katı. Kişi sayısının iki katı. Bunun iki katı arkadaşlar. Bu kelimeleri de okurken nasıl olduğunu anlamaya çalışalım. Bu soruları tekrar izleyelim. Kimin, onun, bunun dediğinde oraya çarpımı ekleyeceğim. Hemen bunu toparlayayım. A artı 6 eşittir. 2 artı 12. Hemen buradan da A eşittir. 2 i artı 6 oldu. Artık benim için A diye bir şey yok. Artık o da benim için 1 i'li ifade. Yani iki i artı 6. Peki kesişimler neydi? 6'ydı. İzmir neydi? Sadece İzmir i'di. Arkadaşım bak a'yı topladın, 6'yı topladın, i'yi topladın. Bütün herkes oldu mu? Çünkü sorunun başında herkesin Ankara veya İzmir'i gördü diyordu. Yani boşta başka dışarıda eleman yoktu. Bunların toplamını ne demiş adam? 36 demiş. O zaman hemen yapıyorum. i var, 2i var. Etti mi sana 3'i? 6'nın biri gitti 30. Bir tane daha gitti 24 oldu mu sana? Oldu. O zaman i neymiş arkadaşım? i 8'miş. i 8 olduğuna göre artık i'yi buldum ve bana ne sorsa yaparım? Çünkü sorunun her yeri benim için i. Mesela a'ya ne demiştim? 2 artı 6 demiştim. i zaten burası. Yalnız Ankara'yı gören kaç kişi vardır diyor. Yalnız Ankara'yı gören kişi sayısı 2 artı 6 olduğu için hemen buraya ne yazıyorum? 2 kere 8 artı 6. 16'dan 22 kişi sadece Ankara'yı görmüştür diyorum. Arkadaşlar yanlış yaptığınız bir şey var mı? Yoktur. Bakıyorum A dedim A artı 6. Hemen yazdın. 2'yi çektin. Yerine koydun yaptın. Bu sorular bu kadar kolay. Problemler dediğimiz bu aslında biz bir önceki videoda bunlara alışmıştık. O yüzden şimdi sadece yazıları okuma geldi. Kolay soru tamam, geçtim. Orta soru. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde %30'u bu nereden çıktı ya? %50'si de basket oynuyor. yüzde %30'u da iki oyunu da oynamıyor. İşte burada da oynamayan kısım olduğuna göre o zaman ben bir sınıf çizeyim. Bu sınıfta kimler olsun? Futbol oynayanlar olsun. Kim olsun? Basket oynayanlar olsun. Ve bana yüzdeler vermiş. Soruyu okumaya devam ettiğimde futbol ve basketbol oynayan 5 öğrenci varsa işte bingo. Kesişim 5'tir. Şimdi arkadaşlar yüzdeli sorularda ne yapacağımı söyleyeyim. Sonra yerleştirmelere tekrar başlayayım. Yüzdeli sorularda yapacağın şey şu sınıfa 100K demek. O zaman niye 100K diyorum? %30. Yüze böl 30'la çarp. Futbol oynayan kaç kişi? 30K. Basket oynayan kaç kişi? %50 dediğine göre 50K. Bu iki oyunu da oynamayan kaç kişi var? Oynamayanlar da 30K imiş. Şimdi burası yalnız futbol oynuyor. Burası ikisini de oynuyor. Burası basket oynadığını biliyorsun. O zaman hiçbir şey oynamayanlar nedir? Sınıfımızın bir adamıdır ama öyle asosyal gene oturuyor. O zaman buna 30K dedim. 30K dediysem şimdi dikkat arkadaşlar. Şimdi dikkat. Peki buraya ben futbol oynayanlar 30K ise 5'i burada. O zaman şuraya 30K-5 kişi diyebilir miyim derim. Peki basket oynayanlar 50 kişi 50K ise o zaman 5'i buradaysa ben buraya da 50K 5 kişi der miyim? Derim. Bana ne diyordu? Bütün sınıf bütün sınıf 100K'ydı. Evet, o zaman hemen toparlayayım şurayı. İyi izle şimdi. Sadece futbol. 30K 5 artı ikisinde oynayanlar 5. Sadece basket oynayanlar 50K 5. Bir de hiçbirini oynamayan 30K kişi var. Bunların toplamı nedir arkadaşım? 100K'dır. Hemen bakıyorum. Hemen bu işlemi yapayım. 30 k, 30 daha 60, 50 daha 110 tane k, eksi 5 artı 5 birbirini götürdü, eksi 5 eşittir 100 k çıktı. Peki, 5 karşıya 100 buraya gelsin olur? 10 k olur, 10 k buradan 5 çıktı. Şimdi bana ne sorsa yaparım. Sadece futbol soruyor. İşte sadece sana futbol. 30 k eksi 5 sadece futboldur. 10 k 5 ise 30K 3 katı. O zaman ne oldu? 5 kere 3 15 oldu. 15 eksi 5'ten de sadece futbol oynayanlar 10 kişi olduğunu gördüm. Ne yaptım? Her zaman kesişimi önce yaptım dedim. Kolay geçti. Orta geçti. Hemen bir sonrakine bakıyorum. Zor soru. Kolay orta zor. Herkesin İngilizce, Almanca, Fransızcadan en az birini bildiği 40 kişilik bir kafile. Kafilem kaç kişi? 40 aklımda. Fransızca bilen herkes Almanca bile, bilmekte, Almanca bilen herkes İngilizce bilmektedir. Tekerleme gibi Fransızca bilen Almanca, Almanca bilen Fransızca, ya böyle oldu mu? Sen her zaman baştan, küçükten başlayacaksın. Bu nedir? Onu bilen onu, onu bilen onu. O kümenin elemanı diğer kümenin de elemanıysa bu neydi arkadaşım? Bu alt kümeydi, kapsar konusuydu. O zaman ne yapıyorum bak iyi izle bir tane Fransızca yapıyorum. Çünkü Fransızca bilen herkes Almanca da biliyorsa bir tane de Almanca çizdim. Hemen Almanca bilenler de İngilizce biliyorsa A'da en üstte de Almanca'yı çizdim. Hemen okuyorum. Bu kabilede en az iki dil bilenler diyor. İlk önce herkes bilmektedir. En az iki dil bilenler. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Fransızca'ya X diyelim. Almanca'nın Fransa'dan kalanına Y diyelim. Buna da Z diyelim. Bu arada şurayı bir kez daha tekrar ediyorum. Biliyorum iki kere üç kere tekrar ediyorum ama Fransızca bilen herkes bak Almanca biliyor. Ama Almanca bilenler Fransızca bilmeye biliyor. O yüzden arkadaşım burada sana ne diyorsa hemen ilkinden başlayarak sıralayacaksın. Bu arada şuna da dikkat et. Ne var burada? F dediğim Fransızlar bak İngilizcenin de içinde Almancanın da içinde. O zaman İngilizler ne yapıyor? Üç dil biliyor. O zaman şuradaki Y dediğin ne biliyor? Almanca biliyor. İngilizcenin içinde olduğu için bu da iki dil biliyor. Peki Z'ler ne biliyor? Z'ler sadece bir dil biliyor. O da İngilizce. Şimdi bana sorduklarını bir okuyayım. Bu kafilede en az iki dil bilen en az iki dil bilen kim? İngilizceler üç biliyor. Eyvallah. Bir de sadece Almanca bilenler de yani Almanca, Fransızca'nın artı kalan. İngilizce de biliyor. O zaman X artı Y 23'müş. Al, anladım. En çok iki dil bilen, en çok iki dil biliyorsa. Bu arada herkes en az bir dil bildiği için bunu çevreleyen bir küme yok. Hiç kimsenin bilmediği bir şey yok. O zaman ben ne diyorum bunu arkadaşım? Hemen Y artı ne dedi bize? En çok iki dil bilen. En çok iki derse bir ve ikilerden bahsediyor. Bir kimdi? Z'ydi. 2 kimdi? Y'ydi. O zaman bunun toplamı ne oldu? 26. Peki bizim kafilemiz kaç kişiydi? X artı Y artı Z eşittir 40'tı. Hepsinin toplamı 40 olduğuna göre hemen şurada alt alt toplayalım. X'i yazdım. Y'yi bir kere yazdım. Z'yi bir kere yazdım. Fazlalık Y'yi de bir kere daha yazdım. Ve buna da 49 dedim. Peki X artı Y artı Z neydi? 40'tı arkadaşım. 40 artı Y 49 ise o zaman Y nedir? 9'dur diye buldum. Şu an Y'nin 9 olduğunu buldum. Başka da bir şey bulmadım. Bula, bulabilir miyim? Bulurum. Burada yerlerine koydum mu? Y'ye 9 koyarsan X 14 falan filan diye hepsini bulurum. Bana ne soruyor ona bir bakayım. Yalnız iki dil bilen kimdir? Yalnız iki dil bilenler kimdi arkadaşım? Y'ydi. E ben de zaten Y'yi bulmuşum. Süper. O zaman bunu da hallettim. Kolay gitti orta gitti, zor gitti, her şey gitti. Kim geldi? Yazılı sorusu. Öğretmenlerimiz yazılı sorularında bunu çoklukla kullanıyor. Hemen yapalım. 32 kişilik bir sınıfta kızların 7'si gözlüksüz, erkeklerin 10'u gözlüklüdür. Bu sınıftaki gözlüksüz erkeklerin sayısı? Ya burada o bu şu bunu boş Bir tane kızlar var, bir de erkekler var. Bir de bunları da ayırmışım ben. Ne diye ayırmışım? Hem gözlüklü hem gözlüksüz diye ayırmışım. O zaman bu sınıf benim için normal bir küme değil arkadaşım. Normal bir küme değil. Nasıl bir küme burası benim için? Böyle dört parçaya ayrılmış bir küme. Nasıl söyleyebilirim? Burada erkekler var, burada kızlar var. Burada gözlüklü GL yaptım. Gözlüksüzleri de GS yaptım. Galatasaraylı arkadaşlar selam olsun diyelim. Oradan da ne oldu burası? Bizim erkekleri gözlüklü gözlüksüz diye sınıfı dört parçaya ayırdığımız durum oldu. Hemen şimdi bunları dolduruyorum. 32 kişilik sınıf hepsi 32. 7'si gözlüklü gözlüksüz. Kimin? Kızların. Kızların gözlüksüzleri işte burada 7. Erkeklerin onu gözlüklü. Erkek gözlüklü tam da buradan bahsediyor onu gözlüklü. Bu sınıftaki gözlüksüz erkeklerin sayısı gözlüksüz erkeklerin sayısı Gözlüklü kızların sayısının iki katı. Gözlüklü kızlara A dersen gözlüklü kızların iki katı gözlüksüz erkekmiş. Olayı bitirdim arkadaşım. Tablom tamam. Sınıfım tamam. Sınıf tamamsa gel bakayım 32. Hemen geldim. 10 artı 7 artı 2 A artı 3 A. 2 A artı A 3 A. Kafa zehir olduğu için hızlıdan işlem yapıyor bazen arkadaşlar. Buraları da maruz göreceksiniz. Artık onu da bir şey demeyeceksiniz. Buraları yaptıktan sonra işlemimde 32 oldu. Burası 3A. 17 karşıya giderse 3A eşittir 15'tir. A buradan ne çıktı? 5 çıktı. Artık bilinmeyenim kalmadığına göre bana ne sorarsa yaparım. Sınıftaki kız, kız, kız sayısı kaçtır diyor. Kız değil tabii ki de. Kız sayısı kaçtır. Kızlara bakıyorum. Gözlüklü gözlüksüz fark etmez. A artı 7 kızdı. O zaman kızlarımızın sayı 5 artı 7'den 12 tane kız varmış. Yazılı sorusu dedik. Canım öğretmenim sorar dedik. Bunları da unutma dedik ve geçtik. Zor soru. Zor soru. Zoru. Zor soru. Sadece laf salatalığı var arkadaşlar. Olaya konsantre oldum mu soru çok zor değil aslında. Karışıklık çok büyük. Bir yerim yok ama göreceksiniz ki kolay olduğu için ufacık yerleri de yapsam soruyu çözeceğim. Voleybol, futbol, basketbol oynayanlardan en az birinin hepsi yapıyorlar. Kafilem yine 60 kişi. Her üç sporu da yapan. Ben ne demiştim? İlk önce hepsinin kesişimini bulacaksın. O sana çok yardımcı olacak dedim ve vermiş. Peki en az birini yapıyorsa şuraya kümeleri çizeyim. Şu bir kümem bu voleybolcular olsun. Şu bir kümem bu da futbolcular olsun. Bu da basketçiler ve olayı tamamlayanlar olsun. Peki her üç sporu da yapan 6 kişi ise o zaman her üç sporu yapan şu araya 6 koydum mu koydum. Sadece voleybol, sadece futbol, sadece basketbol oynayanlar da sayıları birbirine eşitmiş. Sadece voleybol, sadece futbol, sadece basketbol oynayanların sayısı birbirine eşitmiş. Peki sonra ne diyor? Bu sporların ikisini birlikte yapanların her biri mesela futbol voleybol mesela futbol basketbol mesela voleybol basketbol her biri de birbirine eşitmiş. O zaman şu parçayla şu parçanın toplamı bu parçayla bu parçanın toplamına eşit. Her biri ikili ikili özür dilerim burası üçlüye dahil. İkili ikili bakarsam şu kısımlarda birbirine eşitmiş ve ben o kısımları da yeşille gösteriyorum. X'e X, X olsun. Peki benim kafilem kaç kişiydi arkadaşım? Hemen hatırla 60 kişiydi. O zaman ne oldu? Kafilenin tamamı en az birini bildikleri için dışarıda eleman yok. A, 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 3, A, X, 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 3, X. Bir de ne var? Üçünün birlikte bildikleri 6 var. Peki bunların toplamı 60 olduğuna göre hemen hızlı bir şekilde A artı X 3 parantezine alırsam bu 3 buraya geldi. Bu da 3 geldi. içeride A ile X kaldı. E buradan da 6 karşıya gitti. 54 kaldı. O zaman ne oldu arkadaşım? A artı X'im benim neymiş? 18'miş. Hızlıca her iki tarafı da 3'e böldüm. Bunlar gitti. Bu da 3'e bölününce 18 kaldı. Bu işlemleri de hızlıca gösterdim sana. Olayım bitti. Başka hiçbir şey bulamam. Bana sorduğu şeye bakacağım şimdi. Voleybol oynayanların sayısı en az kaçtır? Voleybol kim kardeşim? A. Voleybol kim kardeşim? Bak sadece voleybol demediği için bu gördüğüm her yer voleybol. Üstünde çizdik. İnşallah görürüz. Bakıyorum. A var. Evet. X'ler var. 2 tane X var. Evet. Bir de 6 var. En az kaçtır diyor. Peki burada en az olması için ne yapacağım arkadaşım? Bana A artı 18 diye verdiğine göre X'i ben en az seçeceğim. X'i nasıl en az seçerim? Bana sadece ne diyordu? Her ikisinde oynayanların sayısı birbirine eşit diyordu. Peki bunlar sıfır olabilir mi? Bana sıfır olmaz diye bir şey söyledi mi? Demedi. O zaman ben A'yı sıfır seçerim. X'i sıfır seçerim. A'yı da 18 seçerim. Böylelikle A'dan bana iki katını alacağım için az kişi gelir. Hatta ve hatta hiç gelmez. İki kere sıfır var burada. Artı A'ya da 18 derim. Tabii ki de burada bir de 6 vardı. Bu voleybol oynayanların kümesiydi. O zaman ne oldu? 18 bir kere daha yapmış olalım. 18 artı 0 artı 6 24 kişi voleybol oynuyormuş. En az dedik. Burada bir şart belirtmediği için 0 seçtim. Zor soru diyordu. Zor mor değil arkadaşım. Sadece laf sayıtası geçtim. Bir yazılı sorusu da öğretmenlerim Bunları da çok kullanıyor. Canım öğretmenim benim İnşallah böyle kolay sorarsın. Biz de Tonguç'la çalıştığımız için farkımızı ortaya koyar. 10 puan, 10 puan 10 puan 10 puan toplamda 100 puan alırız. Matematik fizik kimya derslerinden en az birini dışarıda eleman var mı? Yok. 3 ders var mı? Var. 52 kişilik bir sınıfım var. 26 kişi matematik, 20 kişi fizik, 18 kişi de kimyadan geçti. 3 dersten de 3 dersten de geçen 2 kişi var. 3 dersten geçen haydi işte bir bingo daha adam bana bunu verdi matematikçi burada fizikçiler burada sınıfımızın kimya üstadları da burada çünkü bunlar kimyadan geçmişler hele olsun onlara o zaman hepsinden geçen de 3 kişi var görüyor musun başarılı olmak herkese nasip olmaz 2 kişi olmuş 3 dersten geçen de iki kişi olduğuna göre diğer yerleri dolduracağım şimdi arkadaşım tekrar ediyorum bak Matematikten geçenlere M diyeyim. Fizikten geçenlere F diyeyim. Kimyadan geçenlere K diyeyim. Sadece kimya, sadece matematik, sadece fizik. Peki şu aralardaki elemanlara da fizik ve kimyadan geçenlere X diyeyim. Aynı anda bunlar üçünden geçenler. O zaman şuraya da Y diyeyim. Buraya da Z diyeyim. Şimdi bak. Hocam ne yaptın ya? Ortalığı Laf salatası diyorsun ama sen ortalığı karman çorman ettin. Hayır arkadaşım. Bak şimdi nasıl toparlayacağım hepsini. İyi izle. 26 kişilik matematikten. Bak. M artı X artı Y artı 2 eşittir 26. Geç. Fizikçiler. Fizikçiler gelsin. Bak. F artı X artı Z artı 2 eşittir 20. Her zaman size söylüyorum. Matematikteki en önemli kural düzgün yazmak. Bak. M'leri, F'leri, K'ları alt alta getireceğim. X'leri alt alta, Y'leri alt alta, 2'leri alt alta geldi mi o zaman her şey güzelce önüme serilecek arkadaşım. Kimyaya geldim. Kimyaya bakıyorum. Ne var burada? Kimyadan da 18 kişi. Kimyacılar kim? Al K, al Y, al sana Z. Bir de bunların ortağı vardı 2 kişi. 2 kişiyi de yazdım. 18 kişi kimyadan geçmiştir dedim. Şimdi sınıfımın tamamı da 52 kişiydi. Bak X artı y artı z artı m artı f artı k artı bunların hepsini yazdım. Kesi şimdi iki kişi olduğuna göre toplamda 52 kişi olduğuna göre bunların tamamını burada bir denklemde gösterdim. Gel gelelim ki gel gelelim ki şu denklemi bir toplasan m x var mı var bir tanesi gitti y var mı var bir tane daha gitti z var mı var z de burada ama bunlara bakıyorum. Bunlar ikişer tane var. O zaman iki parantezine aldım yazdım. Artı M geldi. Artı F geldi. Artı K geldi. Bir de bunlardan 2 2 2 2 2 6 geldi. Şuradaki toplamıma bakıyorum. 20 20 daha 40. 6 daha 46. 18 daha 64 tane elemanım oldu benim. Bir daha toplayalım. Linç tayfa burada hazır bekliyor çünkü 20, 40, 46, 8 daha, 54, 10 daha, 64 oldu. Yanlış daha mal vermedik. Ama ben biliyorum ki MFK bir tane X, Y, Z bu, bunu karşıya atarsam demek ki bu ikisi kaç kaldı? 50. MFK burada. X, Y, Z'lerden birini alırsam bak iki tane arkadaşım. Birini alırsam o da 50'ymiş. O zaman şuradan bir tanesi kaldı mı? Kaldı. X, Y, Z bir tanesi kaldı. X, Y, Z'nin birini aldım. Tamam. M, birini aldım. Bunların toplamı da 50'ydi arkadaşım bana. Burada söyledik çünkü bak. iyi incelersen görürsün. Dur dur bir daha başa al anlarsın. Artı 6 var eşittir 64. O zaman ne oldu? X artı Y artı Z eşittir 50. 6 daha 56. Attın karşıya 8 kaldı. O zaman x artı y artı z 8'miş. Bunun 8 olduğunu biliyorsam mfk'nın da 42 olduğunu bilirim. Başka da hiçbir şey bilemem. Ne soruyor? Hemen okuyorum. Sadece 2 dersten geçen. Sadece 2 ders arkadaşım. Bu adam 3. Bunlar birer. Sadece 2 dersten geçen x, y, z'dir. Zaten ben de onu bulmuşum. Süper. Bunu da çözdüm. Yazıldı inşallah böyle gelir. Ben de düzgün yazarım. Ondan sonra da 10 puan cepte geldi derim. Kümeleri bitirdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin gözü aydın. Küme kısmının biraz bağlantısı olduğu için bu kısımda yer alan sıralı ikili ve kartezine bir bağlantıya geçtik arkadaşlar. Şimdi biraz rahatlayalım. Geri yaslanalım. Kümelerin yorgunluğunu üzerimizden atalım. Bir nefes alıp sıralı ikili ve basit olan bu konumuza başlayalım. Bu konu bir kere çok basit. Kafanı rahatlat sorularım ve anlatışım çok rahat olacak. Biraz hızlı geçeceğim. Çünkü olaylar ultra mega basit. O yüzden başlayalım. Her şeyi görsen şimdi. Sıralı ikili dediğimiz şey şöyle arkadaşlar. İki elemanı alacağım ben. Bu iki elemanım iki kümeden gelecek. Birazdan anlatacağım. Birinci elemanım A, ikinci elemanım B ve arada da virgül var. Birinci elemanımın olduğuna adı üzerinde birinci bileşen diyorum. İkinci elemana da İkinci bileşen diyorum. Ve sıralı ikililerde arkadaşlar, sıralı ikililerde bunlar ne yapar? Sırayla yazılır. Sıralı sıralı ikililerde sıra çok önemlidir. Tersi olursa noktalar değişir, elemanlar değişir, geldiği yerler değişir. O yüzden de ne diyorum? Sıra çok önemli. Peki A ve B C ve D'ye eşitse Sıralı ikillerde. Sıra önemli ise bunlar düzgün sıralalarsa, o zaman gördüğün gibi parantez parantez A, C, B, D parantez parantez. Nok Her şeyleri aynı. O zaman arkadaşım çok kolay bir olay var burada. A eşittir C'dir. D eşittir B'dir. B eşittir D'dir. Yani birinci bileşen birinci bileşene ikinci bileşende ikinci bileşene eşittir dedim ve geçtim. Sıralı ikilleri Yazılılarda böyle sorular soruyorlar. Burada da yazılı sorumuz var. Belki de böyle daha basit sorar. Öğretmenim bazen bana iyilik olsun diye bedavadan 10 puan veriyor bazen. Canım öğretmenim. O da bu soruya denk gelebilir. Ama asıl yazılı sorusu budur arkadaşlar. Hemen gösterelim. Birinci bileşen. Birinci bileşen ne olacak? Hemen yazdım. 2x artı 3 eşittir. Eksi 1. 3'ü karşıya attım. 2x eşittir. Eksi 4 oldu. 3 karşıya eksi olarak geçti. Eksi 3'ten de eksi 4 oldu. Bir tane de eksi burada vardı. X'in cevabının eksi 2 olduğunu bu çivi yazısını birazcık güncel latin yazısına döndürdük. Buradan da bakarsam arkadaşım X'in ne olduğunu çözdüm. Hemen başka kalem alayım. Siyah beni boğdu. Hemen buradan da ikinci bileşenim ikinci bileşenle mi? Evet. Y artı 3 bölü 2 eşittir neymiş? 4. Bu 4'ün altında görünmez bir var mı? Siyahtan da vazgeçemiyoruz hiçbir türlü. Ondan sonra altta 1 varsa içler dışları patlattım. Y artı 3 ile 1'i çarparsam bir etkisi selaman Y artı 3 eşittir. 4 kere 3'ten de 12 geldi. Buradan da ne oldu? Y eşittir 9 geldi ve bitti. Benim artık X'im 2, Y'im 9. Sıralı ikilileri söylüyordu. X, Y şeklinde yaz diyor. Bak X buradan geldi işte. Eksi 2. Y buradan geldi. 9. O zaman ben de bunu hallettim. Yazılı sorusu karşınızda arkadaşlar. Hemen 3 saniye inceleyin soruyu. Baktın soruya ne gördün arkadaşım? Bir üssü sayı var. Hocam daha üstü sayıları görmedik. Ya korkma arkadaşım. Hemen gördüğün üstü sayı yapamam deme. Çünkü çok kolay bir üstü sayı var orada. Ben bunu kümelerden çok iyi biliyorum. Birinci bileşen birinci bileşen ne? 2A artı B eşittir. 2 üzeri A artı B eşittir. 32. 32 neydi arkadaşım? Ben bunu kümelerden de alt küme sayısından da biliyorum. 2 üzeri 5. Zaten ben sana şunu çok söylüyorum. 2 üzeri 5'i aklında tut. Yukarı çıkarken de aklında 2 üzeri 5 32 olsun. Aşağılarda da zaten bilindik şeyler. 32'den yukarı çıkmak çok kolaydır. 64, 128, 256 diye gidersin. O zaman burası ne oldu? 2 üzeri 5. Ne bildim o zaman ben? Tabanlar aynıysa üstler aynıdır dedim. A artı 5'i A artı B'yi 5 buldum. Hemen ikinci muhabbete bakıyorum. İkinci muhabbette sıralı ikililer. Onu da şurada yapayım. 3 üzeri A eşittir 27. Peki sen 27'nin 3, 9, 27, 3'ün 3. kuvveti olduğunu biliyorsun. O zaman buraya da 3'ün üçün 3. kuvveti yazıyorum. Tamam. O zaman tabanlar aynıysa üstler aynı olacaktı. Ben buradan da A'nın 3 olduğunu bildim, çektim. Hemen oraya da koyuyorum arkadaşım. Nereye koyuyoruz? Buraya A3 ise buraya 3 koyarsam 3 artı B'de 5'ti. O zaman B kaçmış? B'de 2 imiş. Bitti. Şimdi bana ne soruyor? Hocam şu sıralı ikiliyi yazar mısın bana diyor. Tabii ki de yazarım senin için. Hemen ne oldu? A'yı koydum buraya. 3'tü bu. 2 kere 3. Bir de B'yi koydum. Artı 2 var. 2 çarpı 3. O zaman birinci bileşim ne oldu? 6, 8. O zaman birinci bileşen 8. 3A diyor. 3 kere 3, 9 olduğunu bebekler bile biliyor dedim. Geçtim. Al sana sıralı ikili. Sıralı ikiliyi bul diyordu. Buldum. Geçtim. Artık sıralı ikili muhabbetini çözdüm. Şimdi geldi olay kartezyen çarpımını. Arkadaşlar kartezyen çarpımı dediğimiz olay çok basit aslında ama öğrenciler nedense burada zorlanıyorlar çoğu zaman. Ama şimdi dinliyorsun ve zorlanma yok arkadaşım. Bak şimdi A ve B iki küme olsun. Birinci birleşeni A kümesinden ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililere ne denir? A kartezyen A kartezyen B denir. A kartezyen B nasıl gösterilir? A çarpı B ile gösterilir. Bak A ile B'yi çarpıştıracağım. Ama nasıl çarpıştıracağım? Birinci bileşen A'dan gelecek. ikinci bileşen B'den gelecek. Ve dikkat. Kritik kelime, sihir kelime tüm sıralı ikililer. Tüm sıralı ikililer. Nasıl? A'dan birinci eleman geldi. B'nin bir tane elemanıyla. A'dan ikinci eleman geldi. B'nin bir tane elemanıyla. A'dan böyle böyle ayarlayacağım. Bak burada da diyor ki Burada AB sıralı ikilisi öyle ki A elemanı birden geliyor. B elemanı da bundan geliyor. B'den geliyor. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sıralı ikililerde ilk yaprak ne demiştik biz size? Sıra önemlidir. O zaman ilk elemanlar A'dan gelip ikinci elemanların B'den geldiği bir şeyle ilk elemanlar B'den gelip ikinci elemanlar A'dan geldiği şey birbirine eşit olur mu? Olmaz. Birazdan örnekte göreceksin. Peki bunlar sırayla çarpılıp bunlar tersten de sırayla çarpılsa bu kümeler aynı olmaz. Ama eleman sayıları kesinlikle aynıdır dedim. Bu kuralı dikkat çektim. Göreceksin şimdi arkadaşım. Hepsini anlatacağım sana. A kartezyen B. Bir küme yazdım. Ve sıralı ikiller. A ile bunun birinci elemanını birleştirdim. A ve 1. Ne oldu? A'dan Birinci elemanım A'dan geldi. ikinci elemanım bundan geldi. Bitmedi. A ve 2. Devam. B ve 1. Devam. B ve 2. Bitmedi. Devam. C ve 1. Hemen de C ve 2 dedim. Çok uzattım. Gösterdim arkadaşım. Ne oldu? A'nın her elemanı tek 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 ikinci kümemiz olan B ile eşleşti. Birinciler A'dan ikinciler B'den geldi. Bakın arkadaşlar ortaya bir küme çıktı. Ama tek bir fark var. Kümemin elemanları sıralı ikili. O yüzden aslında kartezyen çarpım bir kümedir. O yüzden kümeleri iyi bildiğin için biraz gözünü aç. Bunun bir küme olduğunu gör. Ve bunların da eleman olduğunu anla. Ondan sonrası zaten zor değil. Ve burada da arkadaşlar B Kartezyen A diyor. B Kartezyen A sıra önemli. İlk elemanın kimden gelecek? B'den. 1'e A. Uzatmıyorum artık. Bunu çok iyi anladın. Hemen 1'e B olduğunu gördün. Hemen 1'e C olduğunu gördün. Hemen 2'lere geçtim. 2'ye A olduğunu gördün. 2'ye B olduğunu gördün ve 2'ye C olduğunu gördün. İşin bitti. Süslü parantezi öldürdüm, çirkin parantez yaptım. Olsun, siz anladınız onu ve olayı bitirdim. Peki A kartezyen B kaç elemanlıydı? 6. Peki B kartezyen A kaç elemanlı? 6. Peki bu kümeler birbirine eşit mi? Değil. Bakın, bu kümeler birbirine eşit değil. A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşit değil. Aynı gibi gözüküyor ama tersler. Sıra önemli. Peki, peki Kümenin eleman sayıları nasıl A 2 kişiyle B 2 kişiyle C 2 kişiyle eşleştiği için A kümesinin eleman sayısı çarpı B kümesinin eleman sayısı ya da B kümesinin eleman sayısı çarpı A kümesinin eleman sayısı bunlar nedir? İkisi de 6'dır. O zaman işte bunlar kümeler eşit olmasa da eleman sayısı her zaman eşittir dedim ve bunu da geçtim. Yazılı sorusu Yazıldı. hocalarım bunu sorar. Canım hocam bir tane hocam keşke böyle sorsam da puanları kapsak tekrar söylüyorum. Geçtim. A, B. A, B. A'nın bütün elemanları B ile eşleşmiş. Birinciler A'dan gelecek. ikinciler B'den. B, C. Bunlar da aynı şekilde. O zaman hemen bir A kümesini yazmaya çalışayım. A kümesi neler gelecek? Birinci elemanlar A'dan gelecek. A geldi. Evet. A bir daha geldi. Çünkü neden? Çünkü burada B'nin her elemanı işleştiği için tekrar yazınlama ihtimali yüksek. B'ye geldim. Özür dilerim B'ye gelmedim. Hala birinci elemanlardayım. Birinci elemanda bir de B var. Bir de B var. O zaman A'nın işi bitmiş. B kümesine geldim. B kümesine baktım. B kümesinin ikinci bileşenler ne oldu? B'ye geldi. İkinci bileşen C var burada. Burada yine B var, yine C var. Tabii ki de öyle olmalı zaten. Kapattım. B kümesini buldum. Şimdi C kümesine geçtim. C kümesinde ilk önce B'lere bak. B'ler birinciden gelecek. B, 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 C, C, C. Helal olsun. Zaten biz bunu da yazmıştık. Doğru yazmışsın arkadaşım. O zaman C'ye bakalım. C kümesinde ikinci bileşenler. 2 geldi. 3 geldi. 4 geldi. 1, 2, 3, 4 geldi. 1, 2 nerede ya? 2, 3, 4 geldi. Bir daha 2, 3, 4 geldi uzatmayalım. O zaman her şey bir kere yazılacağı için buldum. Bana ne diyor? S kartezyen e, eleman sayısı A kartezyen C'nin eleman sayısını sorduğu için ben ne diyordum? Kümelerin elemanları çarpımıdır. 2 kere 3 eşittir 6'dır. Ve buna bakıyorum. E, burada başka bir şey soruyor. Hemen küme yap diyor bana. A birleşim B. A ile B'yi birleştireyim hemen arkadaşım. Bak A ile B'yi birleştirip bir küme yapalım. A var. Geç. B var geç. Burada da B var. Tekrar yazmayacağım tabii ki de. Burada da C var. Tekrar yazdım. Birleşim. Bak hocam neler yapıyorsun sen? Sen unuttun mu kümeleri? Burası nedir? Kesişimdir. Hocam sen kesişimi alacaksın. İki kümede de orta. Bazıları ayak uyuyor ey ayak uyum arkadaşım beni yönlendir. Ne oldu burası? İkisinin de kesişimi ortak olanlar B olduğu için bir tek B'ye geldi. Birleşim C'nin bütün her şeyi birleşim 2, 3, 4 geldi. O zaman bu kümelerinde birleşimini yazarsam B gelecek, 2 gelecek, 3 gelecek, 4 geldi ve kümeyi kapattım dedim ve geçtim. Arkadaşlar kartezinin özellikleri var. Bazı sorular kartezinin özelliklerinde bizi zorlayabiliyor. Ama nasıl? Böyle uzun uzadıya olursa zorlar. Ama ben mantıktan ve kümelerden bildiğim dağılma özelliği Kartezyende de var. Nasıl dağılıyor? Kopyaladım B'ye yapıştırdım. Al sana. Kopyaladım C'ye yapıştırdım. Al sana. Aradaki işaret ne? Birleşim. Yapıştırdım. A'yı kopyaladım. B'ye yapıştırdım. A'yı kopyaladım. A kartezini kopyaladım. C'ye yapıştırdım. Aradaki işaretini anladık mevzuyu. Aynısı farkta da var. Farkta da A kartezini kestim. Yapıştırdım. Sonrasında arkadaşlar A kartezyenini kopyaladım, yapıştırdım. Ne oldu? C oldu. Burası C olacak ki C olsun. Ufak bir hata yapmışım. Kusura bakmayın. Burası da C oldu. O zaman ne oldu burası? C oldu. Aradaki işlemimde fark oldu. Bu bizim çok işimize yarayacak. Hemen göreceksin şimdi. Baktım arkadaşım. Bir küme çizeyim. Çünkü kümelere geçtik sanki. Ne var? A fark B. Öz A diye anlatmıştım ben bunu sana. Öz A 5'miş. E kesişim 3'müş. O zaman ben buradan sadece şunu bilirim. A'nın eleman sayısı 8'miş. E burada ne diyor bak? Burada da bir A burada bir dağılma var. Dağılmaya gözüm kesti. O zaman neyin dağılması bu? Hemen şunu yine köşeli yapalım. Kim dağılıyor? A. Nereden dağılıyor? Sağdan. Kimler var peki? B var kime dağılmış A'ya ve B'ye B, ye. B ye birleşim A'ya dağılmış kim bu bizim A kartezyenimiz tabii çok aralıklı oldu fark etmez sonrasında kartezyende ne vardı İki kümenin elemanları çarpımı eleman sayısını veriyordu. E benim bu kümem 8 ise 8 ile kaçı serparsam 72 eder? Tabii ki de 9'u. O zaman A birleşim B'yi de ne buldum arkadaşım? 9 buldum. A birleşim B neydi? Bütün elemanların olduğuydu. O zaman 5 burada, 3 burada, 8. Birleşim 9 ise o zaman bana B'ye 1 kaldı. Öz B 1'miş. B'nin tamamı 4'müş. O zaman arkadaşım, özbeğ birse aha anda sana özbeği sordu. O zaman ne yaptım? Biri söyledim ve geçtim. Kartezyen çarpımının grafiği diyor. Kartezyen çarpımı grafiğinde ne var? Hemen bir model çizim. <laughs> arkadaşım, bugüne kadar hep model soruydu. Bu sefer çizim yapmışız. Gülücükler sana. Hemen başlayalım. Bu model çizimde nasıl olacak biliyor musun arkadaşım? Bak şimdi sakin ol. Biraz hızlandık. Durulalım. İlk önce bir kere bir koordinat düzlemi çizeceksin. Bu koordinat düzleminde birinci bileşeni birinci bileşeni bak burada mesela B çarpı A. B kartezyen A. O zaman benim birinci bileşenim B. O zaman B'yi her zaman x eksenine yazacaksın. Yataya A'yı da hemen yukarı yazacaksın. Bakın buraya B buraya A demiyorum. Kartezyende kim birinciyse onu yazacaksın. Sonra tek tek elemanları yazacaksın. A, B, C, D. Sonra buraya da 1, 2, 3 yazacaksın. Sonra da tabii ki de kartezin her elemanı birbiriyle kesişeceği için A kimle kesişecek? Bak bu nokta. A kimle kesişecek? B kimle kesişecek? 1 ile. C kimle kesişecek? 1 ile. D kimle kesişecek? 1 ile. Bakın bu noktaların hepsi benim elemanım. Böylece ne gösteriyorum? Tabii ki de olayı anladığım için ben. O zaman bunlar da böyle olacaklar şu noktalar da benim elemanım ve son olarak da şu şuradaki noktalar noktalarda benim elemanım oldu. Tabii ki benim ressam gibi çizimim olduğu için hepiniz hayran kaldınız. Birazcık kötü çizmiş olabilirim. Hakkınızı helal edin dedik geçtik. Tüm elemanları içeren en küçük dikdörtgenin alanını bul Bakın arkadaşlar, noktaların bunlar. Bak A'ya bir var mı? Var. A'ya 1. B'ye 1. C'ye 1. Bütün elemanları eşleştirdim. Kartezyen yaptım mı? Yaptım. En küçük dikdörtgeni soruyor mu? Soruyor. A'da en küçük dikdörtgen budur. Peki şurası kaç birim uzaklık uzunlukta? 2. Peki şu aralık kaç birim uzaklıkta? 1, Bir, 2, 3. O zaman bu da 3 birim. O zaman alan nedir? Alan eşittir. 3 kere 2, 6'dır dedim. Bütün elemanları düzlemde gösterdim. Düzlemi uzatmaya gerek yok. Her birini yazıyorsun B'nin A'nın noktaları koyuyorsun ve geçiyorsun. Arkadaşlar bağıntı dediğimiz şey nedir? Şudur. Hemen söyleyelim. Biraz önce gördük. A kartezyen B'yi gördük. A ve B iki küme olsun dedik. Peki her bir kümen A kartezyen B'nin ikili ikili elemanları vardı. Biz bunu küme olduğunu biliyorduk ve her bir ikili elemandı. Alt kümesi de nedir? A'dan A'dan B'ye bağıntıdır. Her bir alt kümesi A'dan B'ye bağıntı denir. Genellikle bağıntılar şöyle beta gibi bir şeyle gösteriliyor. Beta 1, beta 2, beta 3 ile gösterebiliriz dedik. Şimdi arkadaşım iyi dinle. Kartezyende A kümem neyse, B kümem neyse eleman sayısı. O zaman Kartezyenin eleman sayısı neydi? bunları çarpı Biraz önceki sorularda gördük. O zaman A'dan B'ye bu kadar elemanın varsa kartezyende ve her alt kümesi bağıntıysa o zaman ne diyorum? Bütün bütün bağıntılarda 2 üzeri eleman sayısı. Eleman sayımda M çarpı ne olduğu için eleman, 2 üzeri eleman sayısı kadar bağıntı ortaya çıkar. Peki hocam boş küme var mı? Var. Bütün hepsi var mı? Var. Oradan aldığın herhangi kafana göre takılıp aldığın alt kübelerden ikililer var mı? Var. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Oluşabilecek bağıntılar dedim. Ve burada bir örnekle son noktayı koyuyorum. Bağıntı o kadar da uzatılacak bir şey değil. Aşağıdakilerden hangisini bağıntı olup olmamasını için Ama nerede bağıntı arkadaşım? A'dan B'ye. A'dan B'ye diye belirtelim. Bu soru öyle olsun senin için. A'dan B'ye bağıntı olup olmamasına bakalım diyor. O zaman İlk elemanlarım A'dan, ikinci elemanlarım B'den gelecek ve herhangi bir fark etmez. Hepsi değil, hepsi de olabilir, hiç de olmayabilir. Bakacağım. O zaman A'dan A2, A2. Evet, A'dan B'den gelmiş oldu. C2, C'den gelmiş, A'dan gelmiş, ikincisi de B'den geldi oldu. D2, D2 de var. Bundan başka her şey var mı? Var ama bize 3 tanesini vermiş. Bağıntı herhangi bileşenler miydi? Evet o zaman bu bir bağıntıdır. C1 geldi süper. D1 D2 geldi süper. B3 geldi süper. A4 geldi süper. Arkadaşım adam beni hipnoz etti görüyor musun? 1 2 3 dedi. A4'ü kaptırdı gitti. Hayır sen cin olacaksın. A4 nereden geldi ya? A4 var mı? Burada 4 mü var? Hayır 4 yoksa o zaman öyle bir bağıntı yoktur diyeceksin. Peki bağıntı dediğimiz alt kümeler miydi? Alt kümelerin içinde boş küme var mıydı? Vardı. O zaman bu da bir bağıntıdır diyeceksin. Peki A kartezyen B bütün her şey var mıydı? Vardı. O zaman buna da ne diyeceksin? Bu da bir bağıntıdır diyeceksin. Niye? A kartezyen B'nin bütün elemanları da bir alt kümedir. O da vardır. Hemen bakıyorum. 1 A var. 2 B var. 3 C var. O zaman bu da bağıntıdır demiyorum. Çünkü A'dan B'ye diyordu. Bunlar B'den A'ya olmuş arkadaşım. Bu da bağıntı olmaz dedim kısaca kartezyen bağıntıyı anlattık, sıralı ikiliyi anlattık. Kümeler bitti. Tamamen her şeyini hallettik. Hayırlı, uğurlu olsun arkadaşım. İşte ödüllü soruyla karşınızdayız. Cevaplarınızı da yoruma bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.